Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Mantar hastalıkları en çok sıklıkla nasıl ortaya çıkıyor? Belirtileri şimdi nelerdir? Mantar bu normalde vücudumuzda olan bir mikrop. Fakat vücut nemli olduğu zaman ortaya çıkıyor. Hani bir parazit şeklinde cildimizde bulunuyor. Evet. Dolayısıyla cildin her yerinde mantar enfeksiyonunu görebiliriz. Bu işte saçta da olabilir, yüzde de olabilir, vücutta da olabilir, kasıklarda olabilir, ayaklarda olabilir. Ama en sık gördüğümüz ayak ve kasık mantarları klinik olarak. Saçtaki mantarlar daha çok büyüme çağındaki çocuklarda görürüz. Erişkinlerde çok gördüğümüz bir durum değil. Vücuttaki mantarlar da bazen deniz sonrası beyaz lekeler şeklinde ya da kahverengi evet. lekeler şeklinde dışarıdan bulaşma tarzında vücutta olabilir. Onların dışında bizim poliklinikte en sık gördüğümüz kasık ve ayak mantarları. Bunlar da o bölgelerin kuru tutulmamasına bağlı, nemli kalmasıyla oluşan durumlar. Parmak aralarının iyice kurulanmadığı zamanlarda onların ıslak kalması sonucunda mantarlar ürüyor ve hastalığa sebep oluyor. Aynı şekilde bunlar kasıkta da rahatsızlığa sebep olabiliyor. Zaman içerisinde eğer tedavi edilmezse bunlar bütün ayağa hatta ele de yayılan durumlar oluşturabiliyor. Enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Çünkü açık yaranız oluyor elde veya ayakta. İşte bacağın şişmesiyle giden yılancık dediğimiz cilt enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. Bu yüzden hep işte hastalara biz kuru tutulmasını öneriyoruz. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.